daha fazla ilgi çekmiş. Ona göre de ister istemez başka bir seviyeye çıkmışlar. Başka bir seviyeye çıktıklarından dolayı ister istemez bir adım önde oluyorsun. Yani vitrinde ne kadar ön planda olursan o kadar ilgi çekiyorsun. İlgi çektiğinde de ister istemez özgüvenin artıyor. Özgüvenin arttığında performansın artıyor. Bunların hepsi birbirine bağlı. Ondan dolayı da böyle bir resim ortaya çıkmıştır. Ama baktığımızda Türkiye Ligi'nin kalitesine, siz bir konudan bahsettiniz, işte oyuncular kendilerini yere atıyor veya işte oyun evet. yavaşlıyor. Yani burada ben küçük bir eleştiride bulunmak istiyorum. Bunu bir nevi biz de istiyoruz yani. Taraftarlar da bir nevi istiyor çünkü baktığınızda hakem örneği var. Ben Almanya'da eğitim aldığım takımlarda hakemlerle bir diyalog kurmaya çalıştığımda, biraz dozunu açtığımda bana saygısız diyorlardı. Burada maçtan sonra ben kendim bunu yaşadım. Neden hakeme gitmiyorsun? Neden hakkını aramıyorsun? Hakkımızı aramıyorsun? Yani anlatabiliyor muyum? Ne veriyorsunuz da ne bekliyorsunuz? Yani orada bir strateji biraz aslında, da oyuncuları yönlendirmek. İğneyi biz sorumlu kişiler biraz kendimize ve özellikle hocalarımız da biraz kendisine o iğneyi batırması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü yaş olarak da bizden küçükler ve sorumluluk alanı olarak da bizden küçük futbolcular. Biz onları bir nevi oraya itiyoruz. Şimdi hazır onun üzerinden devam edelim Ozan Hamit. Birçok gelişmiş dediğimiz futbol ülkelerinde, illa sonucuna bakmayalım, sürekli dünya kupalarında olmak, kupayı kazanmasa bile sürekli o yarışın içinde olmak, sürekli Avrupa şampiyonlarında olmak, birçok ülkeye örnek verebiliriz. Belçika bu yakın dönemde bunlara örnektir. Kupa almamış olsa bile benzer birkaç örnek daha verebiliriz. İngiltere'yi verebiliriz. Hep katılır ağırlıklı olarak ama çok nadir kupa almıştır biliyorsun. Onların bir sistemi, bir düzeni var ve bu düzen devam ediyor. Bizim sistem ve düzenimizin sürekli olarak değişiyor olması Türk futbolunun da bu noktaya gelmesinin ana nedenlerinden biri olabilir mi? Şimdi herkes, her kurum sistemden bahsediyor. Çok ben ilginç. Sistem derken oyun sistemini kastediyorum. Saha içindeki, saha içi sisteminden bahsediyorum. Şimdi bütün kurumlar sistemden ve altyapıdan bahsediyor. Altıyı yapan üst yapıdır. Hı hı. Yani burada sistemden bahsettiğinizde aslında ülkenin değerlerinden bahsediyorsunuz. Yaklaşımından, samimiyetinden, muhabbetinden veya işte ne kadar eğitime, bilime, ilime önem verdiğinizden ve bunun üstüne ne kadar denetliyorsunuz. Yani denetlemeyi neye göre yapıyorsunuz? Sırf sonuca göre mi yapıyorsunuz veya uluslararası futbolun kriterlerine, modelliğine göre mi değerlendirme yapıyorsunuz? Ben son 9 senede ülkemizin, özellikle insanımızın tutumunu, yaklaşımını çok iyi öğrendiğimi düşünüyorum. Ve o nedenle de bu davaya gönül vermiş biri olarak bunu hiçbir şekilde karamsar olmadan nasıl ileriye taşıyabileceğimize inanıyorum ben. Burada şeffaflık çok önemli. Burada iletişim, birlik beraberlikten bahsederken doğru istişareden yola çıkmak gerektiğine inanıyorum. Uluslararası platformlarda bulunduğunuzda bütün Avrupa'ya bağlı olan 55 ülke bir araya geliyor. Herkes bir fikir ortaya sunuyor. Hiçbir şekilde alınmadan, gocunmadan en iyi fikirleri alıp onunla yola çıkılıyor. Bunları bir nevi dahil etmek zorundayız ve gerçeklerle yüzleşmemiz gerekir. Burada bahsetmek istediğim konu, herkes %1, %2, %4, %5 kendisine daha gerçekçi olursa ve performansını arttırırsa, her alandan bahsediyorum, İster istemez kalite de artacaktır. Sonuçta bu business de artacaktır. Kültürü de artacaktır, sevgisi de artacaktır. Bunun da geri dönüşü bütün futbol severlere olacaktır. Hemen devam edeyim. Demin bahsettiğim ülkelerin futbol kültüründe, milli takım kültüründe
En basit örneği İspanya. Çünkü Del Bosque ile röportaja gitmiştim ben. Bana demişti ki benim en alt takımımdaki oyuncu da işte o an neyse 3-5-2 oynuyor. Ortadaki orta seviye 3-5-2 işte Ümit Milli A takım falan. Bizim öyle bir düzenimiz var. Oradan gelen sisteme hemen alışıyor. Bizde böyle bir yapı olduğunu sanmıyorum açıkçası. Bahsettiğin iletişim ve şeffaflık konusunda hakkını teslim etmek lazım. Futbol Federasyonu bu konuda gerçekten iletişim konusunda açık, şeffaf. Kendi adıma bunu rahatla söyleyebilirim. Ama uygulama anlamında baktığınız zaman bilmediğim şeyler var. Örneğin futbol gelişim direktörlüğü diye bir şey var. Futbol gelişim direktörlüğü ne yapar? Ümit Milli Takımlar'ın sorumlusuyken sen nasıl bir iletişim kuruyordun? Ve futbol gelişim direktörlüğü ile A Milli Takım ilişkileri nedir, nasıl olur? Şimdi İlk önce bir şey unutmamamız lazım. Bu pandemi biliyorsunuz 1 Haziran 2019'da biz Sayın Başkanımızın önderliğiyle bu göreve geldik. Bu süreçte çok fazla mesai yapmadan pandemi bizim de elimizi kolumuzu bir nevi bağladı. İşlerimizi biraz ertelemek zorunda kaldık. Şimdi burada dediğiniz konu çok önemli. Bizim hedefimiz zaten, şimdi biz alttan başladık. Bunun altı temeli hoca eğitimidir. Biz burada pandemi sürecinde her yer kapalıyken biz Riva'ya kapandık. Eğitmenlerimizi ayda 14-15 gün topladık. Orada güncelledik. Burada içeriğini değiştirdik. Yeni kurslarda görev alan arkadaşlar buna şahittir. Şimdi de 2 aydır, doğrusu 80 gün galiba, üstten de konuya sahibiz şimdi hocamızla beraber. Şimdi alttan başladık, üstten de başladık. İnşallah böyle bir zincirleme belirttiğiniz şemada öncelikle bu 3-5-2'den ziyade temelleri aynı olan, bunu da dışarıdan izleyen futbol severlere yansıtan bir oyun olacaktır. Ama dediğim gibi gerçekler var. O gerçekleri de göz önüne almak lazım. Yavaş yavaş emin adımlarla her zaman samimi olup paylaşımcı olup ve eğitim, bilim dediğimiz kavramları da her zaman sorgulayarak en iyisini Türk oyuncularımıza, takımlarımıza iletebileceğiz. Ich würde gerne zu dem Thema was sagen. Ben de bu konuyla bir iki söz söylemek isterim. Türkei nicht natürlich man soll im Austausch sein mit anderen Türkiye, Nationen, soll auch drüber reden. Ja, yani tabii ki başka ülkelerle iletişim halinde olması gerekiyor. Orada ne yapılmış ona bakmak gerekiyor. Ama biz bir şey, başka yerde yapılmış bir şey takdir etmek yerine kendi yolumuzu bulmamız gerekiyor. Belçika küçük bir ülke mesela. Bunlar üçlü gruplu, dörtlü gruplarda antrenman yapıyorlar. Yani çok bireysel düzeyde çalışabiliyorlar ülke küçük olduğu için. İspanya mesela işte pas oyunları ağırlıklı olarak çalışıyor ama 8-9 yaşındayken oyuncular başlıyor. Yani belli bir yaşa kadar resmi maçlara çıkmıyorlar. Çünkü altyapıyı iyi geliştirmek gerekiyor. Almanya'da mesela akademi konusunda bir devrim yapıldı. Almanya'da 55 kulübümüzde akademiler var. Burada işte 10 ila 14 yaşındaki oyunculara mesela pazartesi günleri 360 farklı noktada ekstra antrenmanlar sunuluyor. O yüzden de 10 ila 14 yaş arasındaki oyuncular federasyondan gelen bir antrenörden, teknik direktörden daha fazla ders, daha fazla eğitim alma imkanı buluyor. Ama Türkiye Almanya'da daha büyük bir ülke. Yani kalkıp da 360 merkez kuralım, çözelim diyemezsiniz. İngiltere'ye bakalım. Premier League mesela kulüplerde daha iyi eğitim almış, altyapıdan gelen oyuncuları milli takımı alma kararını aldı. Dolayısıyla burada takımlar, kulüpler kendilerini geliştirmeye karar verdi. Çünkü biliyorlar ki federasyon gelip altyapısından gelişmiş oyunculara bakacak.
Yani bu başka bir ülkede yok mesela. Bunlar fikirlerdir. Türkiye Futbol Federasyonu'nda da fikirleri var mesela. Bu bahsettiğim Almanya'daki sistem mesela 2000 yılında başladı. 2014-2016 yıllarında bunun meyvelerini toplamaya başladık. Yani bu işin uzun bir süreç olduğunu unutmamak lazım. Biz de mesela etkili ya da girebileceğimiz alanlar bulduk. Mesela spor psikolojisi gibi ya da başka spor kulüpleriyle iletişim halinde olmak için. Ki sadece futbol değil yani. Basketbol milli takım antrenörü olur, handbol milli takım antrenörü olur. Onlarla iletişim halinde oluyoruz. Tokyo'ya gitme imkanım oldu. O yüzden de oradaki paralimpik milli takımın teknik ekibini tanıma imkanım oldu. Tenis, voleybol, kadın milli takımı, erkek milli takımı, hepsinden öğreneceğin bir şeyler vardır. Ve Hamit'in de bahsetmiş olduğu bilgi alışverişi aslında bizi hep ileriye götürecek olan şey ve herkes birbirinin deneyimden öğrenme imkanı var ve bu deneyimler bizi ileriye taşıyacak olan şeylerdir. Soracağım sorunun cevabını zaten verdin. O zaman yeni bir soruyu sorayım. Gerçekçi konuşmak gerekirse Türk futbolunun şu andaki iklimi çok güzel değil. Liglerdeki hemen hemen her maç sonrası yöneticilerin sevimli olmayan söylemleri var. Oyuncuların sevimli olmayan söylemleri var. Ve bu söylemler zaman zaman çirkin eylemlere, saha içindeki yönetici pozisyondaki hakeme yönelik ifadeli eylemlere dönüşüyor. Bu rahatsız edici bir durum. Dış bir göz olarak siz burada nasıl görüyorsunuz? Ne yapmak lazım? Başka ülkelerde var mı yok mu asla sormuyorum. Gözlemleriniz var ama bizim ülkemizde bunun çok yüksek olduğunu ve bunun çok rahatsız edici olduğunu düşünüyorum. Eğer bir futbol kültüründen, bir Türk futbolunun kalitesinden, kimliğinden bahsediyorsak, markalaşmasından bahsediyorsak, bunun aşağı inmesi gerektiğini hep söylüyoruz. Bu neredeyse 10 yıllardır söyleniyor ama sürekli de aynı şeyler yaşıyoruz. Garip bir yönetici profili var bu ülkede. Siz nasıl gözlemlediniz? Sie haben ein eine Sache richtig festgestellt, generell çok doğru bir tespitiniz var. Böyle yapılarak Türk futboluna ve Türk futbolunun saygınlığına zarar veriliyor. Ve sırf bu motivasyonla bile bir şey yapılması gerektiği belli zaten. Ben uluslararası oyuncuları da izliyorum ve Türkiye'deki kulüp maçlarını da izliyorum. Ve uluslararası düzeydeki maçlarda yani yabancı takımlarda oynayan oyunculara baktığımda oradaki tablo farklı, buradaki tablo farklı. Mesela bir karar veriyor hakem mesela ve işte taç bir öbür takıma verildi diye yedek kulübesindeki 7-8 kişi birden ayağa fırlıyor. Ve bunu gördüğüm zaman buna şaşırıyorum. Mesela ben gerek TFF içerisinde olsam sokakta insanlarla da karşılaştığımda çok büyük bir saygı görüyorum. Aynı saygının hakeme de gösterilmesini arzu ediyorum. Yani bir hakem olmadan maç olmaz bir kere. İkinci olarak da hakemlik zor bir iş. Ve üçüncü olarak mesela uluslararası bir kıyaslama yapacak olsak Türkiye'deki Türk hakemlerin sayısı çok daha yüksek, milli hakemlerin sayısı daha yüksek ve hakemler için mesela VAR hakemi olarak eğitim alıyorlar Almanya'da şimdi. Yani sahada çok iyi bir hakem olabilir ama otomatik olarak VAR hakemi olarak da çok iyi olacak diye bir şey yok. Dolayısıyla burada eğitimler yapılıyor. Şimdi mesela hakemin bir kararının nasıl tartışma konusu edildiğini görüyorum. Diğer taraftaysa işte o orta saha oyuncusu, defans oyuncusu, hücum oyuncularının yaptığı hataya da baktığımda diyorum ki yani nasıl eleştirebiliyorsunuz? Hakemlerden bahsettiniz. Çok da önemli noktalara değindiniz. Çok sıcak bir gelişme var. Hemen onun üzerine sorayım. Almanya'da son, yanlış hatırlamıyorsam, Bayern Münih maçıydı. İlginç bir finali oldu. Çok tartışmalıydı. Maç bittikten sonra maçın hakemi çıkıp pozisyonu anlattı. Niye verdiğini. Doğru maçı söylüyorum. Yanlış mı söylemedim herhalde. Sizce Almanya'da olduğu gibi Türkiye'de de hakemler maçtan sonra çıkıp
konuşmalı mı? Pozisyonun niye bu kararı verdiğini söylemedi mi? Parantez içinde bir şey daha söyleyeyim. Son Galatasaray maçında Galatasaray'ın hocası dedi ki, bir penaltı pozisyonu vardı biliyorsunuz Necati Ateş. Kural değişmiş. Cüneyt Hoca kuralın değiştiğini bize söyledi dedi. Kural sezon başında değişmiş. O hocanın kural değişikliğini sezon başında bilmesi gerekmez miydi? Also in anderen Ländern auch vor den großen Turnieren. Evet, başka ülkelerde, olimpiyatlarda ya da büyük turnuvalardan önce bir hakem temsilcisi bütün kulüp takımlarına uğrar, sadece Almanya'da değil işte turnuvalarda da, ve burada bu turnuvanın en önemli kurallarını anlatır. Yani işte dopingden başlar, işte ayak tabanını gösterme, işte nerede dizin, aya bacağın hangi kısmına darbe geldiğinde sarı veriliyor, ne zaman neresinden itibaren kırmızı veriliyor, elle oynamada ne gibi kural değişiklikleri var. Yani yeni sezona girilirken, başlanırken yapılan değişiklik, kural değişikliklerinin mutlaka anlatılması gerekiyor bence. Almanya'da da şöyle bir durum var. Hakem kendisi karar veriyor bir açıklama yapıp yapmayacağını. Dortmund Bayern maçından bahsediyorsunuz. Ve yani zaman zaman tabii ki hakemin gündeme getireceği, tartışacağı konular ya da açıklayacağı durumlar olabilir. Ama genel itibariyle şöyle olduğunu görüyoruz. Mesela birçok uluslararası düzeyde hakemler maç esnasında oyuncularla çok doğrudan ve çok net kararlı bir şekilde konuşuyor. Ve böylelikle oradaki gerginlik arttırmak yerine gerginliği orada söndürüyor. Yani ikisi de burada bütün bu söyleyeceğimden toparlanacak şey aslında hakemlere saygı gösterilmesi gerekir. Çünkü futbola iyi geliyor ve Türk futbolunun saygınlığına iyi gelecektir. Önce hakkını teslim edelim. Merkez...